Beltane kanalı olarak Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deyim. Zagreb Katedrali'nin önündeyim. Ban Jelačić meydanındayım. Arkamda gördüğünüz atın üzerindeki aynı Anadolu'daki pazarların aynısı. Normal teyzelerden. Kaplı otopark. Bir aile boyu pizza yedik. Maksimir Parkı. Öyle arkamda gördüğünüz gibi bir hayvanat bahçesi var. Beltane kanalı olarak bugün Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deyim. Zagreb denilince akla ilk gelen turistlerin en fazla uğradığı yer olan Zagreb Katedrali'nin önündeyim. Arkamda gördüğünüz katedral 11. yüzyıldan günümüze kadar varlığını devam ettirmiş. Özellikle 13. yüzyıl ve 19. yüzyılda çok köklü bir şekilde restorasyona uğramış. Hristiyanlığın Katolik mezhebi için önemli bir yer olan bu katedral gördüğünüz gibi komple tadilata girmiş ve gezmemiz mümkün olmuyor. Gelin birlikte gezebildiğimiz kadar bu katedrali keşfetmeye çalışalım. 15. yüzyılda Osmanlıların Bosna ve Hırvatistan'ın fethinden sonra katedralin etrafında tahkimat duvarları yapıldı. Bu duvarların bir kısmı günümüze kadar gelebildi. 17. yüzyılda binanın güney cephesine bir gözetleme kulesi yapılmış ve Osmanlı tehdidine karşı askeri amaçla yıllarca kullanılmıştır. Hırvatistan'ı ziyaret edenler için burası muhakkak gezilmesi gereken bir yer. Katedralin içindeki duvarlardan birinde yer alan eski Hırvatistan alfabesi ise mutlaka görülmeli. Katedral şehrin merkezinde yer alıyor ve yürüyerek şehrin eski bölgesi kolayca gezilebiliyor. Civarda çok lezzetli restoranlar, kafeler ve dondurmacılar mevcut. Zagreb gezimizin ikinci durağı olan Ban Jelačić meydanındayım. Bu meydana ismini veren arkamda gördüğünüz atın üzerindeki Macaristan saldırılarına karşı ülkesini korumuş olan komutan Ban Jelačić. Kılıcının doğrultusu ise Macaristan'a doğru işaret etmektedir. Gelin birlikte bu ünlü meydanı keşfetmeye devam edelim. Eski Yugoslavya döneminde büyük önem kazanan Zagreb, ülkenin ekonomik merkezi haline gelmiş. 1991 yılında Hırvatistan'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle şehir, yeni kurulan ülkenin başkenti konumuna gelmiştir. Günümüzde Zagreb, turistik mekanları, müzeleri ve restoranları ile hareketli bir şehir yapısına sahiptir. Etkileyici bir tarihe sahip Zagreb şehrinde en ilginç durumlardan birisi sokakların 1863 yılından kalma gaz lambaları ile kaldırımlı sokaklarına eşlik eden tatlı gölgeler turistleri bir zaman yolculuğuna çıkarmış gibi bir izlenim yaratıyor. Zagreb'in tarihi pazarı olan Dolaç Market içinde bulunan Mesnika Neno, yerel et ürünlerinin satıldığı meşhur bir yerdir. Et ürünlerinin yanı sıra taze sebze ve meyvenin de satıldığı bu pazar, şehrin ana meydanından oldukça yakındır. Bu sebeple de birçok ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Zagreb Katedrali'ne sadece 5 dakika uzaklıkta olan bu şehir merkezinde kurulan aynı Anadolu'daki pazarların aynısı. Gördüğünüz heykel de pazarlarda gördüğümüz normal teyzelerden. Gördüğünüz gibi önlüğüyle, eşarbıyla, kafasındaki sepetiyle tamamen bana Akdeniz bölgesinden, Ege bölgesinden bir çarşıyı hatırlattı. Bulunduğum yer Zagreb'in tam merkezi
Katedrali ve Altstadt'ın tam ortasındaki kaplı otopark. Burayla alakalı Doğu Avrupa ülkeleriyle ilgili genel bir yorum yapmak istiyorum. Buradaki otoparkın ücreti saatlik 1.60. Mesela Viyana'da 4.5 Euro'dan başlıyor, Prag'da 3.5 Euro'dan başlıyor gibi. Aynı zamanda otopark bulmanız çok kolay. Ve 50 km ileri gittiğinizde Avusturya toprakları, Slovenya toprakları başlıyor ve Macaristan toprakları başlıyor. Buralarda otel fiyatları buranın hemen hemen iki katı. Aynı zamanda dün bir aya boyu pizza yedik. 45 cm büyüklüğündeki pizzanın ücreti sadece 13 Euro'ydu. Almanya'da bunun fiyatı 21 ile 25 Euro arasında değişiyor. Aynı zamanda da 3 dondurma yediğinizde burada 3.5 Euro ödüyorsunuz. Almanya'da ise 4.80 ödüyorsunuz. Burası hem tatil için hem de maddi açıdan çok uygun bir yer. Önünde bulunduğum park 1974 yılında Zagreb'in en güzel ve en eski inşa edilmiş olan Maximilian Parkı. Hatta Avrupa'da da birkaç defa Avrupa'nın en güzel parkı seçilmiş. Yanında büyük bir futbol stadyumunun olduğu ve hemen kenarında da Zagreb Hayvanat Bahçesi'nin olduğu eşsiz güzellikteki bir park. Gelin birlikte bu parkı keşfetmeye devam edelim. Maximir Park, Hırvatistan'ın en popüler turistik yerlerinden biridir. Yani Dinamo Zagreb futbol takımının stadyumunun tam karşısında yer alıyor. Yürüyüş alanları, botanik bahçesi ve seyir noktaları ile huzur ve sakinlik arayanların ilk tercihidir. Manzarası ile büyüleyen Maximir Park, sadece yerel halkın değil, yabancı ziyaretçilerin de uğrak noktalarından biridir. Maximir Parkı'nın hemen yanında, hatta aynı bahçe içinde de diyebiliriz. Öyle arkamda gördüğünüz gibi bir hayvanat bahçesi var. Buranın girişini internetten baktım, 4 euro yazıyordu. Bugün geldim, bileti satın aldım, sadece 3 euro. Ailenizle ve çocuklarınızla güzel vakit geçirebileceğiniz güzel bir park. Zagreb Hayvanat Bahçesi, Hırvatistan'ın en popüler turistik yerlerinden bir tanesidir. 200 yıllık Maximir Parkı'nın içinde ve Maximir Stadyumu'nun, yani Dinamo Zagreb futbol takımının stadyumunun tam karşısında yer alan bu hayvanat bahçesi, 275 türü temsil eden ve yaklaşık 2225 hayvana ev sahipliği yapıyor. Ayrıca çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla çocuklar ve yetişkinler için etkinlikler ve eğitimler de düzenlenmektedir. Bu hayvanat bahçesi 1925'ten beri ziyarete açıktır ve bence en az 2 saatimizi ayırabileceğimiz değerli bir yerdir.